Herkese merhaba. Ben odadayım şu anda ve maskemi şu şekilde çıkararak sizinle konuşmak istiyorum. Dün paylaşmıştım birinci bölümün baş kısmını, bu Philip Chart'tan. Bugün kalan kısmı paylaşmak istedim. Aslında ben sağlıkla ilgili videolarıma haftada bir gibi devam etmek istiyorum ama bu yarım kaldı gibi olduğundan dolayı bugün anlatıp paylaşmak istedim sizinle. 24 saatte kalmıştık. İlk 24 saatte nasıl olacak emzirme, bebek nerede olacak, biz nerede olacağız? Ona bakarak başlayalım. 24 saatte burada da yazıyor zaten, güzel bir mesaj var. Okuyayım ben o mesajı size. Bebeğin 24 saat seninle aynı odada kalmasını sağla ve bebeğini her istediği zaman ve acıktığında emzir. İlk 24 saat aynı odada kalma artık bütün hastanelerde var. Sizin doğum yapacağınız hastanede de olacaktır. Bebeği yanınıza getireceklerdir. Eskilerde doğumdan sonra bebeklerin ayrı tutulduğu odalar oluyordu. Bu özellikle o yüzden şimdi söyleniyor. Görselde de var zaten. Aynı odada bebek dostu hastanelerin hepsi bebekleri anneleriyle aynı odada tutuyorlar artık. Bunun için bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evde de sonrasında yine bu görseldeki gibi biliyorsunuz yatakların kenarına monte edilen yataklar da var artık. Veya odada ayrı bir beşiğin içinde bebeği yatırabilirsiniz. Yanınızda olması ilk zaman çok çok önemli. Her istediğinde emzirirsek bebeğimizi, gece boyunca emzirirsek bu sayede yanımızda olduğu için neler olur? Süt yapımı artar, memede süt birikimine bağlı olarak ortaya çıkacak olan problemleri yaşamayız bu sayede. Ve bu durum çalışan anneler için de çok büyük kolaylıktır aynı zamanda. Peki, aynı odada olmak tamam, her istediğinde emzirmek tamam. Ne kadar süre emzirmeliyiz? Yani bu çok sorulan bir soru bize. İşte yarım saat mi emzirmeliyim, 40 dakika mı emzirmeliyim, 10 dakika mı emzirmeliyim? Bu öyle farklı bir şey ki, nasıl farklı biliyor musunuz? Bebekle sizin aranızda oluşacak bir şey bu. Her bebeğin bir kişiliği olduğu gibi emme şekli var. Bazı bebek 5 dakika emip ara vermek ister, bazı bebek 30 dakika boyunca emmek ister. Bu birkaç gün içinde bebekle sizin aranızda zaten oluşacak olan bir uyum. Rahat olun ve bebeğinizi anlamaya çalışın. Emmek istiyor mu? Devam etmek istiyor mu? Yoksa bırakmak mı istiyor? Mesela yazın doğan bebekler özellikle sıcakta çok ten temasını istemezler. Hemen emip bırakılmak isterler yerlerine. Uyumak isterler. İlk zaman çok uyur çünkü bebekler ve sıcakla birlikte de bunu tercih edebiliyorlar birçok zaman. Peki emdiğini nasıl anlarım? İşte doyuyor mu, doymuyor mu, sürekli beni emmek istiyor, böyle şeyler de olabiliyor. Bunun cevabı nedir? Eğer bebeğiniz günde 5 ya da 6 defa çiş yapıyorsa ve kontrollerinize götürdüğünüzde yeterli kiloyu alıyorsa bebeğiniz doyuyor demektir. Yani bebeğim beni sürekli emmek istiyor, aç mı diye düşünmeyin. Birçok zaman böyle bir hata yapılıyor. Hani bu bebek çok emmek istiyor, galiba doymuyor diye mama veriliyor hemen. Bu defa bebekler obez olma yolunda ilerlemeye başlıyorlar. Bebeklerin emmesi bir içgüdü. Onlar emerek hissediyorlar, emerek seviyorlar. Çok farklı şeyler için emiyorlar annelerini. Bazen susuyorlar, bazen acıkıyorlar. En çok bildiğimiz şey acıkmak ya. Ama bunun yanında sevgiyi, annenin kalp sesini duymak için emebiliyorlar. Ten teması için, koku için emebiliyorlar. Ve annelerin bebeklerini her istediğinde, emzirdiklerinde bebeklerde bir güven oluşuyor. Annem benim yanımda, her istediğimde bana meme veriyor. Bunların hepsi sessiz iletişimler. Bebek emerken onu okşamak, göz teması kurmak, onunla bakışmak, bunların hepsi sessiz iletişimde seni seviyorum demek ve karşılıklı güven oluşturmak. Peki,
Ben mesela bazı bebeklerin yorgunsa, hastaysa bebekler sık sık az az emmek isteyebilirler. Bunların hepsi normaldir. Bebeğinizle sizin aranızda oluşacak olan bir iletişimdir. Lütfen rahat olun. Ve bebeğimiz için yeterli süt üreteceğimize inanmak. Anne sütü duygusal bir üretim. Yani siz ne kadar yerseniz yiyin, anne sütü duyguyla üretiliyor. Yani siz onu göğsünüzde görmezseniz, emmeye çalıştığını görmezseniz, hissetmezseniz üretim azalabilir, geriye doğru gidebilir. Denemeye devam edin o yüzden. Emzirmeye devam edin ve ona söyleyin, ben seni doyuracağım. Sana yeterince süt üreteceğim. Benim sütüm senin için en iyi besin. Em diye uygun ses tonuyla onunla konuşun. Kendiniz rahat olun ve konuşun. Buradaki devamında da vardı. Ek gıda ile ilgili dün konuşmuştum. O yüzden bu bölümü hızlıca geçeceğim. 6. ay unutmayın. 6 bitip 7'den gün aldığında ek gıdaya geçiyoruz. Bunun için ek beslenme, tamamlayıcı beslenme videosu ayrıca yaparım olmazsa sonra. Ve ne kadar süre emzirmeye devam edeceğiz? En az 2 yaşına kadar. 2. 2 yaşına kadar. 2 yaşına kadar bebeğimizin bizim anne sütümüzden gelecek olan besinlere ihtiyacı var. 6 ay hiçbir şeysiz, 6 aydan sonra 2 yaşına kadar, 2 yaşından sonra da emzirilmez diye bir şey yok. O sadece anne ile bebek arasındaki bir iletişimdir, onların kararıdır sonrası. Emziren kadınların özellikle kendi beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Dün bununla ilgili vitaminlerle ilgili bir bilgi vermiştim. Demir vitamininizi, multivitamininizi emzirirken unutmayın. Süt kalitenizi de arttırır çünkü. Ve günlük sütünüzü, yoğurdunuzu, fasulye, nohut, tavuk, et, balık mutlaka tüketmeliyiz. Mesela fasulye bebeğin gazı olur. Gaz yapar diye tüketilmiyor bazen. Ama bunun bir ilgisi yok. Yani bebek gazıyla bir ilgisi yok. Onunla ilgili bir video çıkacak sanırım. Bebek gazı tamamen bir bağırsak gelişimi bebeklerin. Yani annenin yediğiyle ilgili bir durum değil. O aklınızda olsun. Ve doğru emzirme problemlerini nasıl önleyebiliriz? Video uzun olacak diye ben hızlı gitmeye çalışıyorum ama bunlar da hızlı olacak şeyler değil aslında. Yavaş yavaş anlatılacak şeyler ama olsun, hızlı da olsa anlatalım. Sorular gelirse eğer bu konuda memnuniyetle cevaplarım yorumlarda. Öncelikle ellerimizi yıkamak önemli. Şimdi korona ile ortaya çıktı işte elleri yıkayın, elleri yıkayın. Öncesinde de vardı zaten. Ellerimizi her zaman sadece korona için değil, her şey için ellerimizi önce yıkamalıyız. Emzireceğimiz zaman da bu çok önemli. Önce yıkayacağız bebeğimizin ve meme başımızın mikrop almaması için. Meme başımızı temizleyeceğiz. Fakat bunu temiz suyla yapacağız. Yani sabun ya da karbonatlı su gibi başka bir şeyler kullanmayacağız. Temiz suyla temizledikten sonra da meme ucunu hafif sıkarak biraz anne sütü getirip o anne sütünü meme etrafına sürdüğümüzde hem bebek rahat yakalayacaktır hem de anne sütünü hem başlamadan hem de bitirdiğinizde meme etrafına sürecek olursanız birçok zaman çatlaktan sizi koruyacaktır meme çatlağından. Ve oturduğunuz yer, bebeği emdirmek için oturduğunuz yer sakin, sessiz, yaz ayı için serin, kış ayı için sıcak bir yer olmalıdır. Yani güvende olmalısınız, rahat olmalısınız. Bebeğinizi emzirirken mutlu ve huzurlu olmalısınız. Ev halkının da bu durumda size destek olması gerekir. Bu konuda sizin yanınızda olmaları çok çok önemlidir. Doğru emzirme ve bebek sağlığı için. Evet, işte burada buldum. Babalar, büyük anne ve büyük babalar, arkadaşlar ve akrabalar yeni anneye emzirme konusunda yardıma hazır olmalıdır. Ama bu yardım eziyete dönüşmemelidir. Anne nasıl istiyorsa, anne bebeğini anlar. Anne ne söylüyorsa anneyi dinlemeliyiz. Aa, benim bebeğim de böyleydi, şöyle yap. Benim bebeğim de böyle olmuştu, böyle yap. Olmaz. Her bebek farklı ve onunla en iyi iletişimi kuran kişi annedir. Akrabalar, babalar, aile büyükleri. Bizim görevimiz annenin yanında olmak, anneyi rahatlatmak,
onu beslemek, vitaminlerini alıp almadığına dikkat etmek, yardımcı olmaktır. Onu söyleyeceğimiz şeylerle boğmamamız çok çok önemli. Çünkü loğusalık çok hassas bir dönem ve o dönemde annenin bebeğiyle kuracağı iletişim bizim ona sağlayacağımız rahatlıkla çok çok örtüşüyor, birlikte gidiyor. Şuradan kısaca ben son olarak bu bölümde süt sağma ve saklamayla ilgili kısa bilgiler vereyim, bu bölümü bitirelim. Süt sağma şu görselde elle gösteriliyor. Daha sonra anlatacaklarımda makinayla da bahsedebilirim. Ama hiçbir şeyiniz yok ve göğsünüzü sağmanız gerekiyorsa, sağmanız gerekir. Eğer çok doldu, taş gibi olduysa eğer göğsünüz, sağmazsanız, boşaltmazsanız eğer bebek hem alamaz, ememez, hem de mastit dediğimiz göğüs içinde sütün iltihaplanmasıyla oluşan durumlar yaşayabilirsiniz. Bu da çok ağrılı ve acılı bir şeydir. Yaşamamak için de eğer bebek yeterli boşaltamıyorsa göğüslerimizi boşaltmamız önemli. Nasıl yapacağız? Şurada resim bir. Bakın önce baş parmak üstte şöyle, diğerleri altta şekilde göğsü kavruyoruz ve geriye doğru bastırıyoruz şöyle. Yani ileri doğru sağılmıyor süt, öyle diyeyim. Anne sütü öyle sağılmıyor daha doğrusu. Geriye doğru bastırıp sonra birbirine yaklaştırıyoruz. Bakın şuradaki gibi. Ve akıyor. Geriye bastır, yaklaştır. Geriye bastır, yaklaştır şeklinde sütü akıtarak sağıyoruz. Eğer memenize dokundunuz, acı hissediyorsanız sağacağınızda yanlış bir tutum vardır ya da memeniz çok doludur. Ilık havlu kompres yapabilirsiniz ve bir öneri, çok bir püf nokta vereyim size. Bebeğinizi kucağınıza alın ya da yanınıza koyun. Özellikle bir memeyi emzirirken diğerini boşaltabilirsiniz. Çünkü meme, anne memesi sütü duygusal üretir. Siz bebeğinizi görmezseniz eğer sütü bırakmaz. Bebeğiniz hastanedeyse, başka bir yerdeyse ya da çalışıyorsanız, sağmanız gerekiyorsa bebeğinizin bir resmini koyun önünüze ya da telefonunuza. Bebeğinize bakın, bir videosuna, bir resmine bakın. O zaman sütün ne kadar kolay aktığını deneyimleyebilirsiniz. Çünkü tekrar söylüyorum, anne sütü duygusal bir üretimdir. Peki nasıl ne kadar saklarız bu sağdığımız sütü derseniz, 3 kuralı var. 3. Dışarıda 3 saat, buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda 3 ay. Bu kadar sürelerde saklayabiliriz. Ve derin dondurucudan çıkardığımız sütü eğer bebek bakan birisiysek, bebeğe vereceksek, önce birkaç çıkarıyoruz, bir iki saat önce buzdolabına koyuyoruz, rafına. Orada eriyor. Eridikten sonra ılık sıcak su kabının içine koyarak sütü ısıtıyoruz ve kaşıkla ya da bardakla bebeğe veriyoruz. Çünkü biberonla verecek olursak bebek anneyi emmeyi bırakır. Ama kaşık ya da bardakla verecek olursak anneyi özler ve ilk gördüğü anda tekrar emer. Evet, bugünlük söyleyeceklerim, paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda şöyle bölüm 2. Doğum sonrasında anne sütü, emzirme ile ilgili problemleri nasıl çözeriz? Bunlarla ilgili de ara ara videolarım gelecek. Ama diğer dünkü paylaşımımdan kopuk kalmasın diye bu videoyu bugün çekip koymak istedim. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Bebeğinize çok iyi bakın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.